Crypto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin'de yukarı aşağı hareketler devam ediyor aslında. Yani 42.000 43.000 bandında sıkışmış bir Bitcoin görüyoruz. Ve burada şunu da söyleyebiliriz. Fırtına öncesi sessizlik mi görüyoruz acaba? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Hangi yöne doğru gidebiliriz? Bunları anlamaya çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında 4 saatlik grafiğe geçiş yapmak istiyorum. Çünkü 4 saatlik grafikte önemli sinyaller almaya devam ediyoruz. Ve buradaki sinyalimizin birincisi Golden Dead Cross'du aslında. Ve burada Golden Dead Cross olayına baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'in burada Dead Cross yaşadığını, yine öncesinde Golden Cross yaşadığını ve güzel bir hareket yaptığını, Dead Cross'ta düşüş geldiğini görüyoruz. Yani ne oluyor arkadaşlar burada? Kırmızı burada görüyorsunuz aşağı doğru kesiyor ve bunun akabinde Bitcoin'de bir düşüş görüyoruz. Ardından yeşil yukarıya doğru kesiyor ve burada bir hareket görüyoruz. Ve burada görüyorsunuz mesela arkadaşlar tam kesişim olacakken kurtulmayı başarıyor. Yani ne yapıyor Bitcoin? Kırmızının üstüne atıyor. Ve düşüşün önüne geçmeyi başarıyor. Peki şu anda ne görüyoruz aslında? Bakın arkadaşlar yeşilde tutunmaya çalışan bir bitcoin vardı. Fakat yeşil bant kırıldı. Kırıldıktan sonra noktası retest gördük. 43.400'lere doğru. Zaten bu hareketi gece hatırlayacaksınız. Ardından ve buradan bir et yediğimizi görüyoruz. Ve burada görmek istediğimiz bir diğer unsur da kırmızının yeşili aşağıya doğru kesmek üzere e, yeniden eğildiğini görüyoruz. Ve bu kesişimin gelmesiyle birlikte düşüşler hızlanabilir arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Şu anda buradaki kırmızı bandında 44 bin dolarlara doğru geldiğini de söylemek istiyorum. Yani ne yapması lazım Bitcoin'in ancak 44 binin üstüne atması lazım ki buradaki düşüşü bir, bir nebze engelleyebilsin. Ve zaten 44 bin bandına baktığımız zaman önemli bir yatay aralık olduğunu da görüyoruz. Yani daha öncesinde burada direnç bandı oynamış, direnç oynamış. Yine burada arkadaşlar direnç oynadığını görüyoruz e, Ve bunu e, kazandığı zaman destek yapıyor sağa geri dönüşler Yani binin kazanımı Hem de buradaki ara bölgenin de kazanmasına sebep olacaktır Fakat şu anda bunu görmüyoruz Aksine burada olduğu gibi arkadaşlar Bir Dead Cross gelme durumu da söz konusu olabilir Bahsettiğim gibi kırmızı yeşili aşağı doğru kestiği zaman Dead Cross sinyali gelir Ve burada akabinde düşüşlerin daha da sertleştiğini görebilirsiniz yani bunu kademe kademe takip edeceğiz. Market şu anda bu hareketi yaparken hem likidasyon temizliği yapmaya doğru ilerliyor. Hem de arkadaşlar ribbonları da test ettiğini söyleyebiliriz. Yani bakın burada bir ribbon kesişimi gelmişti. Ribbon test edildi. Düşüşler devam edecek mi? Bunu da yine takip edeceğiz. Ve burada arkadaşlar aslında sizlere bahsetmek istediğim bir diğer durum ise şuydu. Ee, hemen burada tekrardan grafiğimizi aktifleştirelim. Markette hala longların likidasyonuna yönelik hareketler görebiliriz. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bu trendin altında longların büyük bir likidasyonu var arkadaşlar. Çünkü çoğu kişi bakın şu iğnenin altı da bu trende doğru geliyor aslında. E artık long alanlar dedi ki buradan aşağıya doğru inmeyiz ve yukarıya doğru direkt gidebiliriz şeklinde bir yorumda bulundular. Fakat güçlü bir trendten red yedik ve şu an burada devam ediyoruz. Ve market büyük bir atak yapmadan önce yani yukarıya doğru gideceksek de biraz daha korkuyu aslında yayabilir arkadaşlar. Ve bu korkunun gelmesiyle birlikte yine Fundy rate tarafında short'ların daha da iştahlandığını görebiliriz. Ve bunu zaten şöyle yorumluyoruz. Market shortları iştahlandırıyor, ardından herkesi short'a yönlendiriyor ve bunları içeriye alaraktan yükseliş yapmayı seviyor. Ama şu anda markette birazdan da bakacağız. Longlar üstünlüğünü devam ettiriyorlar. Bu da bir diğer ayrı sorun olarak kalıyor arkadaşlar. Yani bu e, dediğim gibi trendin altında 40 bin dolarların e, ve psikolojik destek olan seviyenin altını bizlere gösteriyor. Ana destek olarak yine ben 36-37 bantlarını konuşmayı tercih ediyorum. Yani bu bant zaten King Decatur içinde önemli bir bant ve yine aynı zamanda arkadaşlar önemli bir geçiş bölgesi olduğunu da söyleyebiliriz bu bölgenin. E, bu bölgede çok oyalandı bitcoin bu bölgeyi bir türlü kazanamadı ve kazandığı zaman e, güzel hareketler yapmayı başarmıştı. Burayı kademe kademe takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası e, ve bunun akabinde bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Bir diğer grafiğimizde ise bitcoin'de günlük bazda aslında önemli uyumsuzluklar da söz konusu arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ki momentum'un aşağı doğru geldiğini görüyoruz yine RSI'nin aşağı doğru geldiğini görüyoruz ve yine üçlü uyumsuzluğu görüyoruz. Ve burada en çok önemsediğim olaylardan birisi üçlü uyumsuzluk olayı arkadaşlar. Buna hemen biraz değinmek istiyorum. Yani markete baktığımız zaman aslında market bu üçlü uyumsuzlukları hep bir cezalandırmayı sevmiş arkadaşlar. Üçlü uyumsuzluk derken neyi bahsediyorum? Bir, ikinci tepe, üçüncü tepe. Fakat üçüncü tepede momentumsuz ilerliyor. Ardından bu tepenin ardından bir sinyal geliyor ve bitcoin'in değeri %21 aşağı doğru iniyor. Ve burada yine baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3 tepe var ve 3 tepe aşağı doğru gidiyor. Ardından bu tepenin en yükseğinden bunu alıyoruz. Ve burada baktığımız zaman yine %19'a yakın bir düşüş meydana geldiğini görüyoruz. Ve bunu aslında üçlü uyumsuzluklara çoğu zaman baktığınız zaman çok daha efektif çalıştığını ve burada da görüyorsunuz zaten yine yaklaşık olarak bizlere %20-21'lik bir düşüş meydana getirmiş. Yani market boğaya dahi gitse yani bakın burada güzel bir boğa hareketi görüyoruz Önce bir soğumuş bakın burada da yine bir boğa hareketi görüyoruz Önce bir e, Aslında şortları iştahlandırmış Ardından yukarıya hareket etmiş Peki burada da aynı hareketi göreceksek Yani şuradaki tepeden itibaren yani Şu tepeyi varsayıyorum arkadaşlar Market yüzde bir düşüş yaparsa Nereye doğru gelir Bakın buradaki 37 36k bantlarını bizlere işaret ediyor yani %20 21'lik bir düşüş şu bölgeye doğru yani bu kırmakta zorlandığı bölgeye doğru bir hareket meydana getirebileceğini bizlere söylüyor. Bu uyumsuzluklar benim için önemli. Bu uyumsuzlukların deaktivasyonu yani yeniden inaktive hale gelebilmesi için de bizim yukarıya yönlü hareketler görmemiz lazım. En basitinden 44.000 yani 4 saatlikte bir hareket görmemiz lazım. Bunu görmediğimiz süre zarfında aşağıya yönlü hareketleri beklememiz gerektiğini ben hala düşünüyorum ve bu şekilde de hareket etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yine Twitter üzerinden de sizleri bilgilendirmeye çalışırım. Onun akabinde zaten bu bantları da konuştuk sizlerle. Bu trende girmenin zor olduğundan bahsettik. Yani Bitcoin bunu geçmişte de yaptı. Örnek vermek gerekirse bakın Bitcoin arkadaşlar 3000 dolarlardan tekrar 13000 dolarlara doğru gidiyor. Ve burada herkes yeniden bu anın geldiğini düşünüyor. %279'a yakın bir artış var. Ve sonrasında burada bakıyoruz. Ee, ne oluyor? Ardından bir düşüş daha. Ve burada arkadaşlar 15.000'den bin'den direkt olarak 48.000-49.000'lere doğru bir artış. Yani %211'lik bir artış. Ve ardından buradan tekrar bir düşüş gelebilir mi? Ne yapması lazım? Buradaki kanalın şurada olduğu gibi içine atması lazım. Ki hareketler ve altcoin'ler özellikle altcoin'lerin çok daha sert hareketler yaptığı bölge burası. Ve burada arkadaşlar artık zaten ipler kopuyor. Bitcoin altcoin tarafında 100x hareketleri görüyoruz. Yani çok güzel hareketler geliyor. Ama şu anda bunu da tam olarak göremediğimizi söylemek istiyorum. Bu kanal benim için önemli. Burayı da takip ederiz. Onun haricinde DXY tarafında pozitif uyumsuzluklardan bahsetmiştik. Ve bu uyumsuzluklarla birlikte bir hareket daha görüyoruz. Yani DXY'nin 104.2 seviyesi önemli bana kalırsa. Burasının yukarısına gelecek olan hareketler ve kapanışlar aslında DXY'yi daha da hareketlendirip Bitcoin'i tersine doğru itebilir. Burayı dikkatle takip ederim. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman market bakın dün arkadaşlar short tarafına 57 milyon dolar long tarafına 41 milyon dolar şeklinde temizliyor. Bugün ise biraz daha long tarafına doğru yönelik hareketler var. Ve içeride ise şu anda hala küçük de olsa longların üstünlüğü devam ediyor. Ve zaten şurada da görüyoruz. Bakın shortlar içeriye geliyor arkadaşlar. Ardından daha sert hareketler görüyoruz. Yani aslında market dönmeden öncesinde shortları iştahlandırmayı seviyor. Bakalım burada da yine aynı tabloyu görecek miyiz? Yani ne istiyoruz? Funding rate'in short tarafına doğru kayması lazım ki burada aslında çoğunluk shortlara kaysın ve ardından market o sert hareketini yapabilsin şeklinde yorumlayabiliriz. Ardından burada ABD tarafına baktığımız zaman faizler devam ediyor 5.5'te. Bayağıdır zaten sabit tutuyorlar ve faizler aslında şu anda arkadaşlar enflasyonun üstünde devam ediyor. Bu da bir diğer önemli konu aslında. Çünkü insanlar faizden kopamıyor arkadaşlar. Bu da bir diğer önemli konu aslında. Çünkü insanların faizden kopamadığını görüyoruz. Yani ne yapıyorlar? Faiz daha cazip gelmeye devam ediyor ve insanlar faizle birlikte paralarını tutuyorlar. Harcama yönünde ilerlemiyorlar ve sıkı para politikasının hala devam ettiğini ve yine para yakımına hala devam eden bir ABD tarafı olduğunu da söylemek istiyorum. Ardından burada arkadaşlar 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlar şu artışta dahi bir satış içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Yani ne yapmışlar? Şu artışı küçük bir artış dahi olsa hemen değerlendirip satışa doğru gitmişler. Bakalım yön aşağı doğru olacak mı? Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise 60 seviyelerinde ve hala açgözlülük seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani ne yapabilirler? Marketi biraz daha korku tarafına itebilirler. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.